Haziran Koç burçlarını neler bekliyor diyorsanız, işlerinizle alakalı yenilik, oluşmasını istediğiniz güzel bir anlaşmanın sevinci, uzun süredir beklediğiniz iş koltuğunuza kavuşma sebebiniz olacak. Ve ilişkilerle alakalı da uzun süredir yaşadığınız bazı karmaşık, bazı problemli dönemlerin biteceği ve sizin için güzel bir aşka yelken açacağınız ve evliliğinizle ilgili problem yaşayan koç burçları için evet artık düzeltme, iyileşme ve verimlilik dönemi. Ve uzun süredir de ev değişikliği yapmak isteyen koç burçları için gerçekten güzel bir ev ve verimli bir ev ve kendi üzerinize alacağınız bir dönem olacak. Endişe etmenizi istemiyorum. Sağlık problemi, göz, kulak, kulak ağrınız söz konusu olabilir. Uzun süredir çocuk bekleyen koç burçları için de bu yıl sonuna kadar verimlilik, aydınlık, başarıyı sağlayacaksınız. Koçlara aslında 4 Haziran uğurlu, bereketli olacak. Uzun süredir de ailenizle alakalı kaygı ve endişeleriniz varsa bunların hepsi toparlanacak diyorum. Boğa burçlarını 4 Haziran ne bekliyorsa onlarda yemek, kilo alma gibi zayıflama, estetik, böyle güzellikle alakalı verimlilik dediğimiz bir sürece geçtiniz. Devam et boğa burçları, sizin için hayırlı ve aydınlık olacak diyorum. Çünkü sizde işle ilgili ve parayla ilgili kaygıdan çok kariyer formatlı bir döneme giriş yaptınız. Kariyerinizle alakalı büyük anlaşmalar imza attınız. Ufak tefek seyahatleriniz var, gitmek istediğiniz noktalar var. Bunlar verimli. Uzun süredir ilişki yaşamayan boğa burçları için de Haziran sonu doğru aşka yelken açma ve doğru insanı bulma. Evliliğiyle ilgili sorun yaşayan boğa burçları için diyorum ki evet sizin için doğru zaman, doğru ilişki dönemi ve evliliğinizi kurtarma, huzuru bulma, hatta çocuk dediğimiz sevinç yaşanacak boğa burçları için. Boğalarda da yöneticileriyle ilgili problem değil de kendiyle ilgili problemleri düzeltmesi gerekiyor. Yenilik ve aydınlanma dönemi. 4 Haziran İkizler Burcu'nu ne bekliyor diyorsanız, ilişki ve aşk konusunda sakin bir dönem, her şeye bir alınganlık dönemi yaşadı İkizler Burcu. Alınganlığı geride bırakıyorsunuz. Akışına bırakırsanız işinizde başarı, parasal hayatınızla ilgili yaşadığınız bazı problemler, uzun süredir yaşadığınız miras sorunlarınız bu Haziran ve Eylül'e kadar düzelmiş olacak. Endişe etmenizi istemiyorum. İkizlerin söz, nişan, evlilik kararına gireceksiniz. Eylül, Ekim bu tarihlerde söz ve nişanlanma dediğimiz süreç yaşanacak. Yurt dışı ile ilgili planlar yaşayan İkizler Burcu için gerçekten verimli bir anlaşma, güzel bir anlaşma ve hani yaşadığınız yeri terk edip farklı bir ülkeye yerleşme niyetiniz var. Sağlık problemi yaşayan, aileyle ilgili sağlık problemi yaşayan İkizler Burcu'nda biraz hüzün, biraz sıkıntı, biraz ameliyat dönemi olabilir. Panik yapmayın, sonu aydınlık ve hayırlı olacak. Araç değişikliği yapmak isteyen ikizler için doğru zaman, haydi aracınızı değiştirin diyorum. 4 Haziran Yengeç Burcu'nun neler bekliyor diyorsak, yengeçlerde iş ve kariyerle ilgili hatalar, bilgisayar, teknoloji hataları oluştu. Para kaygı var. Parayla ilgili yaşadığınız sorunları çözmeye çalışıyorsunuz. Krediler elimizde sıkıntı yarattı. O borç, bu borç derken ayı kurtaramıyoruz diyen yengeç burçları için bu olay Temmuz-Ağustos'a kadar devam edecek. Yükselişiniz var ama paranız size bunu yetmeyeceği gözüküyor. Aşk konusunda uzun süredir duygusal yalnızlıklar yaşayan yengeçler için doğru bir aşka yelken açma ama paraya konsantre olduğu için yengeç burçları ilişkiye konsantre olamayacaklar. Lütfen doğru ilişkiyi bulacaksınız. Sakin ve hayırlı olursanız doğru bir sürece yengeçler atacak. Evli çiftlerde uzun süredir boşanalım, ayrılalım dediğimiz bir süreç var. Hayır, ilişkinizi kurtarın, ilişkiniz doğru insan. Bir ev değişikliği yaşayan, biraz aileden uzaklaşırsanız, birbirinize konsantre olursanız çok güzel bir ilişkiniz var, sahip çıkın diyorum. 4 Haziran Aslan burçlarını neler bekliyor diyorsanız, aslanlar karışık bir maddi sıkıntı, kaygı, endişe, yaptığı işler hep böyle erteleniyor, artık depresyon hali. İlişkiyle ilgili yaşadığı bazı karışıklıklar onu yıprattı. O rutin bir hayata giriş, sakin ve parayla ilgili kaygıları kenara bırakıp ilişkiyi derin yaşamak istiyor. Ufak tefek tatil planları var ve onlarda da söz nişan dediğimiz bir evre yaşanacak. Hayırlı olacak. Evli çiftler için boşanma ya da bir ayrılık gündeme gelebilir. Evliliğinize sahip çıkın. Ev almak isteyen aslanlar ya da evi yenilemek isteyen aslanlar Temmuz-Ağustos doğru bir süreç, panik yapmanızı istemiyorum. Alerjik bir probleminiz olabilir. Biraz estetik niyetiniz olabilir. Yaptırmanız hayırlı diyorum. Ailede uzun süredir sağlık problemi yaşayan hastanızın ameliyat olacağı ve sonu feraha ereceğini düşünüyorum. Uzun süredir arkadaşlarınızla görüşmüyorsanız aslanlarda seyahat, arkadaş, keyif ve zaman. O yüzden aslanlar bence geçmişi geride bırakıyorlar. Para konsantrasyonuna ihtiyaçları var. Biraz kredi borçları var.
kadar bunları kapatıp kendilerini iyileştirme yenilik dönemi olacak. 4 Haziran Başak burçları neler bekliyor diyorsanız, Başaklarda işleriyle ilgili çok yoğun bir tempo, mahkemelik sıkıntılar ve para beklentileri var devletten gelmesi gereken. Bunların hepsi Haziran sonuna kadar gerçekleşecek. Başaklarda da siyatik rahatsızlığı, ayak ağrıları söz konusu olabilir, baş ağrısı olabilir. Dikkat diyorum. Uzun süredir bekar Başak burçlarında doğru bir aşka yelken açma, doğru insanı bulma ve evli çiftlerimiz için de bir araçla ilgili bir yatırım niyetleri var ve çocuk muratları olacak Başak burçları için. Hayırlı diyorum ve onların da yöneticileriyle ilgili yenilenecekleri nokta var. Yöneticileri toplantı dönemi var. Büyük bir şeye başarı ve aydınlık olacak. Başaklar sakin olacaklar, aydınlık olacaklar, verimliliğe kavuşacaklar. Başaklar korkmuyorlar çünkü onlar için çok verimli ve aydınlık bir süreç olacak. Hedeflediği her şeye ferah erecek. 4 Haziran terazi burçları neler bekliyor diyorsanız, teraziler gergin, huzursuz, panik, devamlı işleriyle ilgili kaygıları var ve yöneticileriyle ilgili çözemediği sorunlar var. Bunların hepsi çözümlenecek, güzel bir şeye imza atılacak, yönümüzde bir değişme, yenilik dönemi olacak, hayırlı olacak. Ama terazi burçlarının en büyük hedefi yurt dışı ve yurt içi ile ilgili ne planlıyorsanız Eylül-Ekim'e kadar gerçekleşmiş olacak ve gideceksiniz. Yöneticilerle ilgili toplantılar verimli geçecek, farklı ülkeyi nereye istiyorsanız ya da farklı şeyi nereye istiyorsanız gerçek. Bekar terazi burçları için evet doğru aşk var ama işleriniz çok ön planda, aşkı da işi de aynı anda noktalayacaksınız. Evli terazi burçlar için evlilikleriyle ilgili verimlilik, güzel süreçler söz konusu olacak. Çocuk niyetleri, bir daha çocuk doğurma sevinci olacak. Terazilerde huzur ve bereket dönemi ama yurt dışı ve yurt dışı ile ilgili aile seyahati ve oraya yerleşme gibi fikirler olacak. Bunlarda da baş ve boyun fıtığı olabilir terazi burçları için. Uzun süredir tedavi olan babanız ya da erkek kardeşinizin sevincini yaşayacaksınız. 4 Haziran akrep burçlarını neler bekliyor diyorsanız, iş ve ilişkiyle ilgili yaşadığınız gergit ve bu Mayıs ayı sizin için maddi olarak çok büyük sıkıntı yaşadı. Gerginlikler devam ediyor. Haziran'ı da atlatacaksınız. Haziran sonrası işinizde verimlilik, güzel bir dönem ve hayırlı bir evreye geçiş yapacaksınız akrepler için. Ama akreplerde en büyük sorun alınganlık. En ufacık şeyi abartma yönleriniz var, bunları geride tutuyorsunuz. Ve uzun süredir ailevi seyahatleriniz var, bunları yapın. Aileyi ziyaret etme düşünceniz var, bunları yapın. Bunlar sizin için hayırlı ve bereketli olacak. Akreplere diyoruz ki bolluk ve bereket dönemine başlandı. Ve uzun süredir bekar akrepler yaz sonu itibariyle doğru aşka yelken açmış olacaklar. Onlar da bir evlilik kararı verecek. Uzun süredir çocuk bekleyen akrepler için de yıl sonu verimli ve aydınlık diyorum. Panik yapmanızı istemiyorum. Bir de devletle ilgili okul ya da eğitimle ilgili niyetlendiğiniz bir nokta var. Bunu da yapmanız sağlıklı. 4 Haziran yayları ne bekliyor? Geçmişi kapattı yaylar. Yeni bir ilişkiye konsantre olmaya çalışıyorlar. İşler aynı rutinlikte devam ediyor. Onlarda da güzellik takıntısı, botokslu, sporda zayıflama gibi bu tarz enerjiye giriş yaptılar. Biraz ufak tefek ailevi ziyaretler söz konusu olacak. Bu ailevi ziyaretlerde birçok şeyi çözmüş olacaksınız. Uzun süredir mallarınızla alakalı kaygı ve endişe vardı. Bunlar da Haziran sonuna kadar çözülmüş olacak. Yay kardeşle birlikte seyahat, anneyle bir seyahat dediğimiz bir süreç yaşayacak. Bekar yaylar, hiç evlenmeyen yaylar, bu yıl evlilik yolundaki insanınızla karşılaşacaksınız. Ve devletle ilgili atamanız olan bekleyen yay burçları devlet atamasını gerçekleştirecek. Devletle ilgili kapılarınız aydınlığa erişecek. O yüzden yaylar için verimlilik, huzur, aydınlık başlayacak. Onlar sadece uzun süredir bazı borçlar var, bunları toparlamayacak. Panik yapma yaylar. Sizin için 2018 bitimi, 2019 verimli ve aydınlık olacak. Rabbim sizi çok güzel bir sınavdan geçirdi. Bu sınavı başarıyla sağladı. 4 Haziran Oğlak burçlarını neler bekliyor? Çok yoğun bir iş temposu, yoğunluk, kalabalıklı ortamlar ve para kaygınız var ama bu işler size çok büyük bir kazanç sağlayacak ve satmak istediğiniz arsa ya da arazinin dönemi geldi, büyük paralar geçişi sağlayacaksınız. Bunlar sizin için hayırlı ve bereketli olacak. İlişkiniz için aynı ilişki ama heyecan ve yenilik aramaya geçti Oğlak burçları. Bence ilişkinize sahip çıkın, flörtöz havanızdan geri çıkın. Çünkü sizin için aşk doğru şu anki yaşadığınızsa. Uzun süredir bekarlar için de evet yıl sonuna kadar flörtöz var ama
Evlenmek isteyen oğlak burçları 2019 daha verimli ve hayırlı olacak. Ve kendini iş kurmak isteyen oğlak burçları için de Eylül, Ekim çok verimli bir nokta. Bu tarihlerde yapabilirsiniz. Sağlık olarak gözle ilgili gözlük, göz değiştirme, göz alerjiniz olabilir. Dikkat diyorum. Ve oğlaklarda uzun süredir aileyle ilgili kırgınlıklar hala devam ediyor. Oğlak burcu aileyi resetledi. Kendine yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Panik yapma oğlaklar, her şey iyi olacak. 4 Haziran kova burçlarını ne bekliyor? Dahi kovalar iş ve kariyer formatlı bir döneme giriş yaptılar. Devletle ilgili çok büyük beklediği ihaleleri aldılar. Ve yöneticileriyle ilgili oturdular masaya. Oluşmasını gereken işler oluştu. Ve uzun süredir iş problemi yaşayan kova burçlar için Haziran sonuna kadar verimli ve aydınlık. Kovalarda aşk dönemi başladı. Evliliğiyle ilgili kova burçlarında sorunlar var. Bunları düzeltme dönemi ama ben uzun süredir ilişki sistemi kova diyen burçlarımız, evet, Temmuz ve Ağustos doğru aşka hazır olduğunuz ve bulduğunuz ve bu ilişki evliliğe doğru gidecek. Sizde de sağlık problemi, yürümede kas sıkışması, adale sıkışması olabilir. Ve uzun süredir seyahat etmek istiyorsunuz ve yurt dışı planınız var, artık yapma zamanınız geldi. Kovalara diyoruz ki bolluk, bereket var. Biraz sabırlı olursanız 4 Haziran'dan sonra verimlilik, biraz kilolarınız kalktı, bunları veriyorsunuz. Ve kardeşlerle vakit geçirme dediğimiz bir süreci sağlarsanız çok sevinirim. 4 Haziran balık burçlarını neler bekliyor diyorsanız, onların devletle ilgili görevleri, atamaları ya da olması gereken süreçleri var. Bunları tamamlayacaklar. Onlar da evlilik kararını verdiler. Söz nişan dediğimiz bir süreç. Biraz alınganlık, biraz kırılganlık dönemi yaşıyor. Ufacık şeye kafayı takan bir noktası var. Balık burçlarını bu ara dinlemeyin. Kendi kafanıza göre hareket edin. Çünkü onlar da biraz kendileriyle alakalı yüz yüze kalıp kendilerini bulma. Aileyle vakit geçireceğim, senle vakit geçireceğim, onunla vakit geçireceğim derken kiminle vakit geçireceği belli değil balık burçları. Kendiyle vakit geçir, kendini bul. Gitmen gereken, ödemen gereken borçlar var. Bunları halledeceksin. Uzun süredir ilişkisiz balık burçları, biraz daha sabırlı olun. Doğru aşka yelken açacaksınız. Ve bu dönem balıkların da, evlenmek isteyen balık burçlarının da Ekim'e kadar evlilikleri gerçekleşmiş ve gebelik süreci olacağını diyorum. 4 Haziran'ın haftalık burcumuz burada sona erdi. Bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen küfür etmeyin. Küfür edeceğinize abone olmaktan çıkın. Ben çizim üzerine yapmıyorum. Sadece hissettiklerimi söylüyorum. Sizden tek ricam, emeğime saygı gösterin. Lütfen küfür etmeyin. Beni tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abonelikten çıkmak isteyen herkes de çıkabilir.